Pöçitel'deyiz. Burası bir Türk köyü. İlgi çekmesinin sebebi sadece evlerinin güzelliği ya da bugüne kadar kalmış olması değil bence. Kendi döneminin ilerisinde olmayan, kendi döneminin modasını ortaya koyamayan, ölçülerini, orijinalliğini, zevkini, yani başkalarından farkını onları geçerek ortaya koyamayan hiçbir medeniyetin ayakta kalacağını düşünmüyorum. Bizde acının ve kahramanlığın her türlüsü var. Acının ve kahramanlığın her türküsü var. Ama neşeyi çoğaltmalıyız. Acı daha çok düne dair. Hamaset bir medeniyet kurmak için yeterli kültür altyapısını taşımıyor bence. Bu evler yapılırken hangi neşe duyulduysa, bu şehirler fethedilirken hangi neşe duyulduysa, bundan sonra da o neşeyi duyabilmeliyiz. Acıdan yeni bir dünya kurmak mümkün değil ama neşeden yeni bir dünya kurmak mümkün. Harakani Hazretleri Taşkent'ten Şam'a kadar kimin eline iğne batsa, diken batsa acısı benim acımdır diyor. Bu acıyı neşeye çevirebilmeliyiz. Semerkandî Hazretleri'nin gökler ve yerler adaletin üzerinde durur. Biz o adaleti sağlayabilmeliyiz ama bunu önce kendimizden başlatmalıyız. Yeni bir neşeden söz ediyorum. Tarihten, geçmişten, değerlerimizden, özümüzden kopmaktan söz etmiyorum. Ama onların edebiyatını yapmak, başarıyı, zenginliği, gücü, ihtişamı bir hamasetle geçmişte aramak, bundan bir an önce kurtulmalıyız. Bizim görevimiz geçmişle övünmek değil, yarınları kurmaktır. Türkiye Yazarlar Birliği'nin 40. yılına armağan Edirne'den Mostar'a gezisi bana bunları düşündürttü. Umarım sürçülisan etmemişimdir.